Tener, gelinliğin nasıl olacak? Ne gelinliği? Ya gönül aşk olsun yani, sakın gelinlik giymiyorum falan deme yani. Ay yok, gelinlik falan giymeyi düşünmüyorum ben. Düz beyaz uzun bir elbise giyerim, olur biter. Ay yok. Ya yapma ne olursun. Ya niye gelinlik giymiyorsun ya? Yok istemiyorum yani Tuna. Oldu olacak, belime bir de kırmızı kurdele bağlayayım istersen. Bu benim ikinci evliliğim. Gelinlik falan giymem Meltem ben. Yok. Canım, bunun kuralı mı var yani? Birinci evlilikte giyilir, ikinci evlilikte giyilmez diye. Gelinlik evlenirken giyilir, sen de evleniyorsun. Değil mi? Bak ne güzel söylüyor Meltem. Hem sen gelinlik giymezsen ben damatlık giyemem ki. Sen damatlığını giy Tuna. Ben gelinlik falan giymem diyorum. Öf yani. Ya Meltem, ya çok sinirleniyor ya. Ne olursun sen şununla konuş Allah aşkına ya. Ama tamam gelinlik. Sen üstüne gidip durma, bir sus. Daha zaman var, hallederiz. Haluk hala gelmedi ya. Gönül'ün karnı acıktı. Benim de karnım acıktı. Oradan biliyorum ben. Karnı acıkınca biraz sinirli oldu. Tuna. Gelişme. Ben halledeceğim. Ben geldim. Geldin. Haluk geldi, hadi çıkalım. Hadi, hadi Haluk. Haluk diyoruz hep beraber. Ben geldim diye mi kalkıyorsunuz? Ay yok hayatım. Tunalar bu akşam dışarıda yemek yiyelim diyorlar. Çıkalım mı? Yok yok yok. Ben hiçbir yere çıkamam. Çok yorgunum. En güzeli dışarıdan bir şeyler isteyelim, burada yiyelim. Tamam, sen yorgunsan burada yiyelim. Yani senin sinirlenmeni hiç istemiyorum Haluk. Yani benim aslında seninle konuşmam gereken çok önemli bir konu var. Bekle, şu siparişi vereyim. Ondan sonra sen şey yaparsın. Şunu alsana. Ne kokusu bu? Kadın parfümü. Adana yersin değil mi? Giyerim ama Haluk çok acı olmasın, sonra yiyemiyorum ya. Dur. Alo. Vahap Usta. Haluk ben. Ha, taş fırın erkeği Haluk. Eyvallah. Valla çıksın, ilk ben alacağım. Ya git. Elektrikli arabam olur. Ya bence çok iyi fikir. Bir kere karbon salınımı sıfır. Gürültü de sıfır. Ya Allah aşkına abi, sanki biz petrol ülkesiyiz ya. Devamlı benzinli araba kullanıyoruz. Güneşini takacaksın fişe, sabahleyin bakacaksın depo full. Bizim millet onu da bozar. Yedek depo olsun diye jeneratör koyar bagaja. Onu çalıştırmak için de benzin koyar. Ne o? Elektrikli arabaya biniyor. Yani yayılması biraz zaman alabilir. Ama şehir içi kullanım için bence mükemmel bir çözüm bu elektrikli otomobiller. Hı? Öyle. Bence en iyi enerji kaynağı kebap. Vereceksin kebabı, ne elektrik ne benzin, umurunda olmaz. Duygu nerede? Kafede Berke ile beraber yiyecekmiş. Havuç Efendi'yi hiç sormuyorum. Onu zaten sanki ormanda kurtlar yetiştirmiş gibi, eve uğradığı yok. Ama konuşacağım onunla, çekeceğim kulağını. Bundan sonra en az haftada bir gün hep beraber yemek yiyeceğiz. Merak etme Haluk, yakında bizim düğünde artık hep beraber oluruz. Ne düğünü? Tuna ile Gönül'ün düğünü Haluk. Valla ben kır düğünü yapalım diye düşünüyorum Gönül, ne dersin? Ay vallahi Tuna, ben ilk evliliğimde de öyle şaşalı bir şey yapmadım. Şimdi mi yapacağım yani? Ya niye öyle diyorsun Gönül? Yedi düvel duysun, sanki gizli ayıp bir şey yapıyoruz. Herkes duysun, öyle değil mi Meltem? Bir şey soracağım sana. Sen bu kızı ağaç kovuğundan mı buldun? Ne alakası var abi? Bu kız ikinci evliliğini yapıyor diye istemeden mi evleneceksin? Nasıl ya? Ben onu bunu anlamam. O benim kardeşim sayılır. Eğer onunla evleneceksen adam gibi gelip isteyeceksin. Ama Haluk... Aması maması yok. Vermiyorum yoksa. Geleceksin, adam gibi isteyeceksin. Ben de sana evet, hayır ne dersem artık öyle isteyeceksin. Hele bir isteme bak ne yapıyorum ben sana.